Evet, kaydı başlattım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta sanırım son bir hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ilk Upwork işlerinizi aldınız, değil mi? Aynen. Evet. Yani ben alalı Daha bayağı oldu bu arada. ne zaman sen yeni mi almıştın yoksa ben mi Yok, yeni gördüm seni? yok. 2-3 hafta oldu aslında. Sizinle bu hafta görüşmemiz vardı ama hani benim Hmm. toplantı vesaire olduğu için görüşmemiz iptal olmuştu. O yüzden size tekrardan davet etmek istedim. Şimdi katılabiliyorum. Ama 3 hafta falan oldu benim ilk iş tamamlayalım. 3 hafta oldu. O zaman şey yapalım mı? Senden başlayalım mı? Bir de şöyle Tabii olur. yapalım. Çok karışıyor. Konuşanlar hariç şey yapalım. Mikrofonları kapatalım. Sol altta şey var. Zoom'da. Mute var. Şey, yani çok ilkel ama şey yapıyoruz genelde. Biz yönetimde hani 10 kişinin katıldığı Zoom görüşmeleri yaptığımızda hani eğer dahil olmak isteyen biri varsa el kaldırıyor. Şey yapıyorum. Hani söz veriyorum. Hani bana düşmüyor ama sonuçta birisinin ortada konuşması gerekiyor. Ondan sonra o dahil oluyor. Öbür türlü arkadan çok ses geliyor. Bu şekilde şey yapabiliriz. Sinan istersen sen başladın. Senden devam edelim. Tabii olur. Ben başlayayım. Ben ilk olarak bu flow'u aslında Twitter'da görmüştüm. Yani tamamen şans meselesinde karşılaştım. Hani ortak arkadaşımız vesaire var mıydı bilmiyordum açıkçası. Hani nasıl keşfetime düştüğünü, nasıl gördüm bilmiyorum. Tamamen şans eseri oldu. 5-6 ay önce vesaire böyle hani freelance işler neler yapabilirim de aslında araştırıyordum ama internette baktığım sitelerde çok fazla böyle hani şans bulamayacağımı düşünüp direkt kolay yoldan vazgeçtim fark ettim. Sonra sizin flow'u görünce hani bir Upwork'e bir üye olayım dedim bakayım neler var neler yok. Genelde şimdi bizim kanalımızda okuyorum hani insanlar sürekli olarak profilleri reddediliyor ama hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Hani direkt profil oluşturdum. Sonra şeyi hiç fark etmedim bu arada hani işte 20 tane Available Connect veriliyor hani ona göre iş başvurusu yapıyor vesaire. Rastgele iş başvuruları yapmaya başladım. Peki Ama hani şu uzmanlığın ne senin? uzmanım normal test otomasyon üzerine Test çalışıyorum. otomasyon. Yaklaşık 3 yıldır bir tecrübem var. Sonra baktım hani böyle cover letter vesaire nasıl yazılır hiçbir bilgim yok. Hani tamamen gelişi güzel random işlere başvurmaya başladım. Sonra bir olumsuzluklar başlayınca hani sonuç gelmiyor. Bir sorgulamaya başladım. Sonra sizin flow devam ediyor tabii orada cover letter vesaire nasıl oluşuyor diye. Sonra onları takip ederek bir cover letter oluşturdum. Sonra connect olayını fark ettim ve tekrardan bir connect satın aldım. Bu sefer doğru keywordler yaratarak, filtrelemeyi düzgün yaparak ve özellikle başvuru sayısını 5 ile 10 arası kısıtlandırarak şansımı arttırmaya çalıştım. Bu belki Parasını hani verince şey yapıyorsun değil aynen mi? öyle. Kısıtlıyorsun. Kesinlikle. Ya sonra şunu fark ettim hani belki de yanlış yapıyordum ama hani 15-20 başvurunun arasından seçmek benim için daha zor aslında. Belki daha iyi bildiğim işler olabilir. Ama bu riski göze aldım ve ilk işimi buradan bu şekilde almaya başladım. Hatta aynı gün içerisinde ikinci işimi de aldım bu arada. Aynı gün içerisinde. Aynı gün içerisinde. Fakat o ikinci işimde daha sonra iş değişikliğinden dolayı içerik bayağı değişmeye başladı ve sonlandırdık anlaşmayı. Mantıklı. İlk işimi tamamladım. Bir dokümantasyon işiydi. İki farklı teknolojinin karşılaştırmasını, presentation'ını istediler benden. Yaklaşık 2500 tane keyword'dan oluşacak şekilde bir doküman hazırladım. Gönderdim. Oradan güzel bir gelir elde ettim. 120 dolar gibi. Çok Bu iyi, güzel çok bir iyi. başlangıç oldu. Sonrasında Ne kadar işte sürdü peki işi tamamlaman? ya işi tamam açıkçası şimdi iki tane teknolojinin bir tanesi zaten benim uzmanlık alanımdı. Diğeri ise sektörde yeni yaygınlaşan bir teknolojiydi. Bilmediğim için öncelikle orada bir account oluşturup onu öğrenmeye çalıştım. Yaklaşık 1,5 günümü aldı. Oradaki dezavantaj belli bir süre sonra hani ilk testinizi yaptıktan sonra ikincisi için yani ücret ödemeniz gerekiyordu. Bunu da işi paylaşan kişiye söyledim. Bunu da ücrete dahil ettiler bu arada. O konuda da şanslıydım. Yani totalde benim o dokümantasyon hazırlamam 2 günümü aldı. Yani Çok normalde daha iyi. kısa sürede yapabilir miydim? Evet. Ama dediğim gibi bilmediğim bir teknoloji olduğu için onu Ya öğrenme sabit işlerin gerekiyordu. güzelliği şu. Benim ilk işim 200 dolarlıktı. Ben 2 hafta uğraştım neredeyse. Şey değil. Hani saatlik olmadığı sürece genelde şey diyorum ben. İlk işinizi saatlik almayın. Ve 5 dolarlık işte saat ücreti almayın. Sonra yukarı çıkması zor oluyor. Ama 120 dolar, 100 dolar, 50 dolar sabitler çok iyi. Çünkü fikse ne kadar çalıştığınızı kimse bilmiyor. Yani 2 hafta çalışabilirsin. Yani bir gün de çalışabiliriz dediğiniz gibi. Yani orada bir de deadline bir hafta vesaire verdiği için aslında şanslıydım. Evet. Hatta ben gönderdim. Tekrar küçük bir düzeltme istedi. Onu düzeltip tekrar hızlı bir şekilde geri dönüş yaptım. Hani güzel bir tecrübe oldu açıkçası. Şu an üçüncü işimi yapıyorum. Onları hatta geçtiğimiz gün ara kanalda bahsettim. 25 dolarlık bir iş. Hani böyle 1-1,5 saat boyunca benimle beyin fırtınası yaptığını vesaire de fark ettim ama oradan şöyle güzel oldu. Dün söyledim hatta bunu grupta da. İşte bir iş için daha benimle çalışmak istediğini söyledi.
İşte onun için 200 dolar bütçesi olduğunu söyledi. 300 dolardan aşağı yapmam dedim. 250 dolar yapalım o zaman. Hatırladım. Hatırladım şimdi. Yani o tarz güzel bir şey de aldı. Hani işi aslında normal 25 dolar için uğraşılır mı bu kadar dedim ama ülkemizde hani şu an için dolar değerli olduğundan dolayı aslında yine güzel bir ücret. Hani bizim için. Evet. Evet. Ve sonuçta oradan amacımız 5 yıldız almak olduğu için. Kesinlikle. Dediğim gibi hani farklı bir işe atlayabiliyorum şu anda. En büyük avantajı bu oldu. Öyle olunca da şimdi 4. iş yakında geliyor. Yani bugün çünkü o işi de teslim edip 4. işte yapacağım. Süper. Şu an için böyle devam ediyor. Peki sen tam zamanlı vakit ayırıyorsun iş arama olaylarına? Tam zamanlı olarak açıkçası aramıyorum. Normal döneceğim saatlik bir iş bulmak ama henüz denk gelmedi. Ha yok, hani... o şekilde değil. Arama şeyden çok hızlı iş bulmuşsun. Bunu atıyorum günde 7-8 saat vakit mi ayırıyorsun yoksa sadece akşamları mı zaman ayırıyorsun? Yok, açıkçası sadece akşamları ayırıyorum çünkü hani mesai saat içerisinde kendi işime odaklanmam gereken durumlar da var. Tabii mesai sonrasında. Asıl sormak istediğim şey değil. Hani tam zamanlı bir yerde çalışıyor musun da şey olduğu için tam tersten tuttum yani kulağa. Ya şey çok iyi. Hani hem akşamları sadece vakit ayırıyorsun hem de bu kadar hızlı ilerliyorsun. Çok güzel yani. Ya benim için büyük artı dediğim gibi hani bunu yine kanalda da söyledim. Speaking'imi geliştiriyorum aslında. Hani tabii, güzel hata atıyorum. Teknolojik olarak yeni bir şeyler öğreniyorum. Bilmesem de işin description'ına bakıp onu ufak bir araştırıp sonra karşılarına çıkmaya başladım. Bundan hani bana faydası olmaya başladı. Yani şu an için ama dediğim gibi önceliğim böyle haftalık böyle saatlik üzerinden anlaşabileceğim işler bulmak. Umarım yakın zamanda denk gelir. Onu da hemen alma. Biraz daha sabit ücretini al. Ondan sonra saat ücretin biraz daha yukarı doğru çıksın. Daha rahat edersin. Yani birkaç ay beklersin ama işte saat ücretlerin 20-25 dolar olursa minimumda çok daha rahat şey yaparsın. Evet, İyi. Çok sevindim. Çok sevindim. Böyle. Ben teşekkür ederim bu arada tekrardan. Hani o full-up olmasa hani kesinlikle şu an burada değildik, ona eminim. Hani en daha, büyük artık oldu yani. Daha devam var. Şu anda hani bir başlangıç yaptık ama arkada düşündüğüm bazı planlar var, hızlanma programı. İşte sizin gibi örneklerle şeyi arttırmak istiyorum ben. İlk başvurular okey ama başvurudan sonra da sürekli iş alması gerekiyor insanların. Bir şekilde bunları da takip etmek istiyorum ben. Herkesin her ay daha fazla para kazanmasını sağlamak istiyorum ama bakalım. Kesinlikle. İsim sırasına göre gidelim. Ceren. Ben devam edeyim. Olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de ilk işimi 4 Ağustos tarihinde teklif verip 5 Ağustos'ta aldım. 6 Ağustos'ta zaten söylemiştim. Teslim edip. Ben senin tweetini paylaştım. Tamam. Evet gördüm. Tamam doğru. Evet. Öyle oldu. Benim için de logo işiydi. Basit bir işti zaten. Adam ne istediğini bana çok güzel bir şekilde açıklamıştı. İsteği doğrultusunda yollamıştım ben de her şeyi ona. O da beğenip hatta ücret kadar da bir bonus vermişti bana. Doğru. Hatırladım. Evet. Sonrasında şeydi, işim... 30 dolarlıktı değil mi? 60 dolar evet, oldu. Evet. 30 çok dolarlıktı. Iyi. 30 dolarda bonus oldu. Ne kadar zaman ayırdın 60 dolar için? Bir gün. Yani bir günde işi hallettim. Ona yolladım. O da seçti. Hatta iki tanesini seçti. Arasında kaldı. Ben ikisini de yolladım ona. İkisi başlarını yollayınca herhalde onun da hoşuna gitti. O da bana böyle bir dönüş oldu. Peki işe nasıl başvurdun? İlk önce o şeyi anlatır mısın? Hesabını nasıl açtın? İşleri nasıl aradın? Nasıl başvurdun? Aslında bir sene öncesinde bir Upwork hesabı açmıştım. Ama dilim iyi olmadığı için ilk etapta bir İngilizce görüşme yaptığını biliyordum. Ve orada bir tıkana kalırsam hesabım kapanır ve bir daha hiç başlayamam diye adım atamadım. Sonrasında tweetlerinizi görünce bir gaza geldim herhalde. Bir deneyeyim ya yani geçerim hallederim herhalde oldu. Sonra işte 4 Ağustos tarihinde böyle bir revize ettim her şeyimi. İşte bir portfolyomu falan düzenledim. İşte bilgilerimi falan güncelledim ve iş başvuru yapmaya başladım. İşte sizin de dediğiniz gibi işi anlayarak, doğru sorular sorarak müşteriye cevaplar verdim. Ve zaten aslında 5 Ağustos'ta dönüş aldım ama gece 12'den sonra olunca öyle bir saat farkı oldu. Aslında başvuruyu yaptığım ilk gün dönüş almış oldum. Böyle dönüş aldım, adamla konuştum, anlaştık ve işi almış oldum. Peki nerede adam? Nerede yaşıyor? Hangi ülke? Hiç hatırlamıyorum. İlk işinin hangi ülkeden olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bilmiyorum. Peki şey oldu mu? Konuşma oldu mu? Yoksa sadece yazışarak mı devam ettiniz? Yok, yazışarak oldu. Yazışarak. Sadece yazışarak, evet. Şey de güzel oluyor bence. Orta seviye ise eğer İngilizcen, biraz çevre baskısıyla da konuşmak çok zor oluyor. Ama böyle 30-40-50 dolarlık işlerle
hani iş gitse de olur, gitmese de olur kafasında olduğu için çok rahat konuşabiliyorsun. Hani para kazanarak speaking şey yaptığın, çalışması yaptığın bir ortam aslında Upwork. Eğer direkt ilk etapta para kazanma ihtiyacın yoksa. Evet, şey de olmuyor bu arada. Hani başvurdun, görüştün mesela kabul etmediler. Bu durumda hesabın kapatılması gibi bir durum yok. Tabii ki yüz yerle görüşmediğin sürece. Ama çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Şey var mı başka? Hani başvurduğun işler var mı? Nasıl gidiyor? Evet, sonra ikinci bir iş aldım. O saatlik bir işti. Ha. Evet, saatlik 20 dolara bir iş aldım. Onu da dün teslim ettim. Hatta iş başvurusu yaparken adam metninde bir link paylaşmıştı. Ben de linke tıkladığımda açamadım linki. Yani açılmıyor, sayfa hata veriyor ve ona mesaj yazarken işte hani linkine tıkladığımda açılmadı, sanırım bir sorun var diye dönüş yaptım. Dün bana yazdığı yorumda da ben benim için yorum yazar mısın dedim. O da bana yazdığı yorumda ben işte açılmayan bir link paylaşmıştım oraya bilerekten. İnsanların benim mesajımı okuyup okumadığını anlamak için. Ceren bu mesajı okuyan iki kişiden biriydi diye yazmış. Çok iyi ya, yani çok iyi. Dikkat etmek gerekiyormuş gerçekten. Ya gerçekten bot çokmuş ya. Ben de onu sonradan fark ettim. Direkt botlar başvuruyormuş, okumadan başvuruyorlarmış. Adamlar gerçekten şey hasretler ya. Yani ilanımı okuyup başvuran kim var diye gerçekten hasretler. Olayın triği de oradaymış. Ben de şeyde başvuruyordum. Hani ilk 3-5 dakikasında başvurmaya çalışıyordum sürekli. Şey de oluyor, hani botla karıştırıyordum sanırım. O yüzden 10-15 dakika sonra başvurmaya başladım. Çok gecikmeden. Öğreniyoruz işte birlikte. Hani ben de her şeyini bildiğimi söyleyemem. Bildiğim kadarını paylaştım zaten. Böyle. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Başakın çok heyecanlıydım. İlk defa böyle bir şey katıldım çünkü. Çok keyifliydi benim için. Birkaç işin daha olsun. Evet. Birkaç işin daha olsun. Gene bolca şey yaparız. Görüşürüz bu şekilde. Tamam. Teşekkürler. Bir de şey gibi düşünme. Hani okey, ben tweet attım. Bir şans eseri o kadar etkileşim aldı ama hani hepimizin sayesinde bu grup büyüyor. Hani ben tek başıma bir şey yapmıyorum. Siz buraya geliyorsunuz, deneyimlerinizi aktarıyorsunuz. Sizin deneyimleriniz benim kendi deneyimimden çok daha şey etkili oluyor insanlar üzerine. Onlar daha fazla gruba geliyorlar, daha fazla hevesleniyorlar. Onlar para kazanmaya başlıyor, ihracat yapmaya başlıyor. Onlar başkalarını heveslendiriyor. O yüzden hani hepimiz aynıyız burada. Evet, yani etrafımızdakiler de çok etkiliyorlar bizi. Ben şey de söylemek isterim. Benim eşim de yazılımcı ve o da çok fazla freelance iş yapmış zamanında. İşte hala Visual Composer gibi, Visual Composer'da çalışıyor şu anda ama öncesinde çok fazla işte Upwork'tan, Freelancer'dan işler almış. Hatta ona da ara ara hala geliyor. Beni teşvik edenlerden biri de oydu. Hani bak, çok yap, doğru sorular sor, şöyle yaz, böyle yaz diye. Çok iyi. Yani etrafımızdaki insanlar da önemli gerçekten. Çok iyi. Bir de şey, rol model olacaksın. İşte akrabalara, kuzenlere, arkadaşlara, etrafta kim varsa onlara da rol model olacağız. Şey gerçekten önemli. Bir şekilde bu devirde artık dolar kazanıp işte hem ülkeye para sokma hem de kişisel gelir artırma çok önemli. Refah içerisinde yaşama. Yani o yüzden önemli buluyorum bu çalışmaları. Evet. O zaman dolar teşekkür arttığı ediyorum. İçin her kazandığımız kıymetli. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Maalesef TL değer kaybediyor. Yani pahalı olsa da bu tarz şeylere hiç girişmesek. Ben şimdi Londra'dayım mesela. Dolar kazanıyorum ama hani sterlin daha pahalı. Hani senelerdir dolar kazanayım diyordum Türkiye'de. Hani yapamamıştım. Şimdi dolar kazanıyorum ama hani sterline çarparken 0.8'le çarpıyorum. O, yani hiç o heves alamıyorum yani şu anda. İsmail Bey. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. İyiyiz. Daha iyi olduk. Sizin tweet'i gördükten sonra. Ben başlayayım o zaman. Özel bir durum yoksa. Ne yaptım, ne ettim. Ben aslında geçen sene Kasım ayında hesabımı açmıştım Apple. Başlangıçta ilk sefer onaylamadılar. Yani ne bileyim, bayağı da girdim aslında bilgi. Bir iki detay daha girdim. Daha sonra onaylandı. İşte sertifikalarım vardı. Salesforce alanında çalışıyorum bu arada ben. Ağırlıklı. Daha doğrusu oraya yönelmek istiyorum. Aslında temelde .NET background'um var. Hem .NET hem Salesforce şu an. Ağırlıklı Salesforce projeleri kovalıyorum. Salesforce bilmeyenler için bir aslında bulut CRM ürünü diye biliniyor aslında. Ama bu sadece CRM değil, başlı başına bir platform Salesforce. Burada uygulamalar vesaire de geliştirilebiliyor. Ben işte bu üründe
Şu an özel bir şirkette çalışıyorum aynı zamanda. Ve paralelde de aslında bu freelance bir şeyler bulabilir miyiz diye bir 5-6 ay önce kaydolmuştum Upwork'e. Başvuru da yapmıştım ama hiçbirinden dönüş gelmedi. İşte sonra özellikle işte senin o işte dolar artıyor, biz ne yapalım ve gerçekten de o kadar mümkün ki bizim gerçekten ihracat yapmamız o kadar evet. basit ki sadece o motivasyonu kaybetmeyip biraz da işte sizin o tiyoları almak ve o sizin tweetle birlikte aslında tekrar bir hesaba girdim. İşte yorumları farklı diğer arkadaşların tecrübelerini okudum. Grupta yazılanları vesaire. Herhalde Slack grubuna dahil olduğum günün akşamında ki ilk teklifim yani kabul edildi. İlk yazdığım Uğur var ya. Bir grupta Uğur yani, var. Yani ya birinci ya ikinci. İki işe başvurdum aynı gün. Gruba dahil olduğum günün akşamı. Çok iyi. Cuma gününü hatırlıyorum işte. Geçen hafta Cuma olması lazım. Yani yazdım. Çözüme yazdım aslında. Ben normalde yazıyordum işte şunu yaptım, bunu yaptım diyordum. Ama hayır onu yaptım değil. Gerçekten müşterinin problemiyle ilgili çözümü sunmak. Evet. Kısa sürede dönmek. Ben süreye hiç bakmıyordum. Farkında bile değildim. Ne zaman? 3 gün, 5 gün. Yani onun bilinci kesinlikle yoktu. Başvurdum, kabul etti. İşte işin toplam süresi 10-12 saat gibi bir süre istedi benden. 10-12 saat dedim. Bu arada mesela biz görüşmelerimizi Skype'da yapıyoruz. Böyle bir sıkıntılı durum var ama... Çok sıkıntılı değil aslında. Ben de hani çok az şeyle görüştüm. Upwork'ün kendi sistemi üzerinden görüştüm. Hep Zoom, Skype, hep o taraflarla ilerledim. Şeyden dolayı çünkü genelde işte bir sıkıntı, problem olursa Upwork'e al bak ben bunu görüştüm. Tabii, adamla bu kadar konuştuk diye o açıdan. Yoksa onun dışında galiba bir tane hesap var. Bir şirket bunlar birkaç kişi kullanıyor diye anladım. Ve detaylı konuştuğumda aslında adam derdini anlatıyor. Bunu çözebilecek birini bulup bayağı uzun uzun kendi özel mailine gönderiyoruz doküman mesela Upwork'tan. Birinci milestone'u submit dedim, onayladı. İkinciyi okeyledik. İkinci bitti. Üçüncü için şimdi üçüncü yoktu normalde bu arada. Üçüncü için de konuştuk. Tutarları soruyorsun. Genelde ben o bilgiyi de vereyim. soracaktım. İşin süresi aslında 6 saat civarıydı. Toplam ne iş yaptın bir de? Onu söyleyebilirim. Aslında bir tane ürünleri var. Bu ürünlerin girip müşteri org diyorlar bunlara, instance diyorlar. Salesforce her müşterinin, her işte end user'ın kendi Salesforce ortamı var. Bu ortama kendi ürünlerini kuruyorlar ve orada bir ürünün adedini, sayısını vesaire takip edip müşteriye sunmak istiyorlar. Böyle bir çözümün işte sistematik olarak bunları okuyacak, bir tabloda loglayacak ve raporlama, bir dashboard falan olacak. İşte bu ilk raporlama ve dashboard için 6 saat dedim. Kalan bir de bunun gösterim için özel hem iç kullanıcılar hem dışarıya. Bunu işte dün akşam hatta 1 saat 15 dakika civarı konuştum. Müşteri Amerika'da bu arada. Ben çok de iyi, çok Ceren'e sorunca dedim acaba benimki nereydi diye ona gülüyordum aslında. acaba hazırlık yaptın değil mi? Aynen arkadan çalıştım. Ceren sen işte... de baksana ilk müşterin nerede? Tamam İsmail devam et. Paralelde... İlk yerde bakıyor bak çaktırmadan. Evet. evet evet bakıyordu. Neyse. İşte dün akşam da yine farklı bir strateji uyguladım. Bir arkadaş yazmış. Kim yazdı isimden hatırlamıyorum ama yine grupta. İş bitirirken teslim ederken var mı farklı proje vesaire de dün onun yürümesini de yaptım müşteriye. Ya var aslında falan ben bir Sinan sanki dedim var mı başka proje vesaire. Evet aslında var bir şeyler olabilir dedi. Ben bir diğer ortaklarımla, arkadaşlarımla görüşeyim dedi. Onları da yönlendirebiliriz dedi. Yani faydalı oluyor. Nihayetinde benim profilim yani gerçekten sadece Türkiye'de hatta çok daha az. Yani bırak Türkiye, Avrupa, Amerika özellikle. Yani orada bile o kaynak yok. Ben bunu bu zamana kadar değerlendirmemiş olmam. Gerçekten yani bilmiyorum hani Upwork'ü mesela öğrenmiş olmak, erken hızlı başvurmak, müşterinin gerçekten ihtiyacına göre cevap vermek. Bu bilgilerle belki başvurduğum için aldım. Belki kayıt olduğumda da bu detayda gitsin. Çünkü birebir benim çok net yaptığım işler. Yani bir fiil adamın istediği işi ben yapmışım daha önce. Bunları hiç değerlendirilmedi bile. Çünkü belki geç başvurdum. Belki birkaç gün sonra başvurdum. Ondan dolayı alamamıştık. Ama başlangıçta da ilk tekrar benim bu kıvılcımı ateşleyen senin aslında dediğin gibi yani dolar atıyor biz ne yapıyoruz? Yapalım ama biz de ihracat yapalım. Bütün Hindistan Avrupa'ya çalışıyor. Hatta daha öncesinde mesela bir iş için Amerika'ya yine full time çalışma.
Ben saatte 50 dolar istedim. Adam olur dedi, tamam ben sana yarın iş göndereceğim dedi. Bir hafta geçti, cevap yok. İki hafta geçti. Ya dedim ne oldu dedim, sen herhalde birisini buldun dedi. Yok dedi, iki kişi buldum dedi. Nereliler dedim, Hintli dedi. İki kişiye 30 dolar veriyormuş. Evet, ben 50 dolar istiyorum. Çok düşükler, çok düşükler. Fiyatı ne kadar? Şey dedi. Pardon. Yani neyin? Bitir, ondan sonra konuşalım. Bitir, ücreti soracağım, ne kadar ücrete anlaştın ilk kişinin. Ha şey, ben 50 dolar istiyorum. Adam iki kişiye 30 dolar vererek iş yaptırıyor. Bana da şey, üzülmeyeyim diye şey dedi. Ya aslında profilin çok iyi falan. Ha dedim. Anladım ben seni. İşte bakalım şimdi hayırlısı nasıl geçecek. İlki aldık. Şimdi ikinciyi de kovalıyoruz arada. Gerçekten İlk işin detaylı. Ne kadar? İlk işin ne kadar? Ne kadar? Toplam 180 dolar. 6 saatlik. Çok iyi. Efor. Çok iyi. Yani çok iyi. Hatta orada da şöyle bir durum oldu. İşe başvururken Upwork şey dedi. Senin profiline göre 37,5 dolar uygun dedi. Ben 37,5 yazdım. Teklifi ona göre yaptım saatlik. Müşteri şey dedi, ya fiyat işte 30 dolara yapıyorlar 25 dedim, ya dedim olabilir dedim ama dedi bu senin fiyatın dedi, ben saygı duyuyorum. Muhtemelen 37,5 kabul edecekti ama dedim 35 dolar, hatta 33 attım, tamam dedim, sen madem 30 diyorsun al dedim 30 olsun. İlk tanışıyoruz dedim. Bağlantıyı koyalım. 5 yıldır. Ayağın alışsın. Tabii ayağın alışsın. Oradan da indirimimizi yaptık. Öyle başladık. 180 dolar. Bakalım şimdi dün de mesela yani yaklaşık bir 10 saatlik bir işte var. O da muhtemelen okey başlayacağız dedi ama daha milestone vesaire açılmadı. İkinci işin de ikinci yani bu kalan 3 saatin milestone'unu da okeyledim. O da 10 ayda bekliyor şu an. Bakalım. Çok iyi, çok iyi. Hani benim başlangıcımdan daha iyi başlamışsın. 30 dolar çok iyi saatli. Tebrik ediyorum valla gerçekten. Teşekkür ederim. Bir de aslında şey, bu RSS tarafında mesela birkaç uygulama var. Arkadaşlar bahsetmiş. Android'de çalışan var, web'de çalışan. Bunların hiçbiri böyle bir iki dakika içerisinde göndermiyor değil mi? Yani 15 dakika ortalama, 15-20 dakika gibi çalışıyor. Ben hiçbirini benim RSS bot 5 dakikada bir gönderiyor. RSS bot var mesela kullandığım Mac'te. O 5 dakikada bir gönderiyor. Yetiyor bana yani 5 dakikada. 5 dakika yine iyi de ben mesela bazılarında 17-18 dakika sonra benim için biraz geç gibi geliyor. Hatta kendim küçük bir tool yazdım. Lokalde çalışıyor. Onu ürüne çevirip yayınlayacağım yakında. Olmadı paylaşırım. Yani herkesin kullanabileceği bir şey. Şey yapsana. Birlikte ihracat, Upwork gibi bir şey yap. Olabilir. Yap. Yani dakikalık en azından gitse baksa. Hadi 5 dakika olsa. Yani Mac'te, Windows'ta yani diğer uygulamaları da kullandım. Android'dekine de uygulama açıyorum öyle geliyor. Belki bana özel bir şey var bilmiyorum ama yani hiçbirinde öyle 3-5 dakikaya bildirim alamıyorum. Ona rağmen akşamları kovalayıp işte telefona bir saat sonra gelince bildirim, onları gidip başvuruyoruz. Çünkü ben gittiğimde bakıyorum müşteri iki kişiyle interview yapıyor. Görünüyor. Evet. Yani evet. Geç oluyor aslında, onu da fark ediyorum. O yüzden başladım. Devamını da getirmem lazım. Tam şeysin sen. Her şeyle Upwork gurusu olma yolunda gidiyorsun. Büyük ihtimal 3-5 ay sonra bizi tanımazsın. Yok, olur mu? Bir kere ya. Bu arada hepiniz için rica edeyim. Uzun vadede böyle şey içerisinde, Slack grubu içerisinde cevapları, hani soru soranlara cevap yazacak kişilere sürekli ihtiyaç olacak. Şey yapmayın. Para kazanınca, meşhur olunca unutmayın bizleri. Bu ben bölüyorum da şöyle, dün aklıma geldi, unutmadan söyleyeyim şu an. Söylerim dedim, şimdi sen hatırlatınca ben de orası çaktı kafamda. Yani ben mesela işe başvururken orada ne yazmam gerektiğini, bizim tam Slack'te şeyler, kanallar var ama yani parça parça insanlar tecrübelerini yazmışlar. Ben mesela şunu okudum, yeni gelenler de okuyorum ama yarın dahil olacak biri oturacak, hepsine böyle yukarıdan aşağı okuması lazım. Onu böyle wiki tarzı bir şey, illaki hani sende de benzeri bir duygu, düşünce vardır, oluşmuştur diye düşünüyorum. Bir bot çünkü yazdım ben Zapier'den. Orada eğer WordPress emojisini görüyorsanız ben bir şeyler geliyordu. Orada bir şey atıyor direkt. Birlikte ihracat altını, ana sayfaya gir, altta blog sayfaları var 6-7 tane. Her kanal için bir sayfa açtım ben. O kanalda bir emoji atarsam direkt o blog postun üzerine ekliyor. En iyi cevaplar şeklinde. Evet, doğru. Bakmıştım oraya da. Bir arkadaş Discord'da arttı ama bu arada bu hani içeride çok yardıma ihtiyacım var. Hani görüştüğüm ve şey yaptığım insanlar çok yönetim tarafında bana destek olan. Ama bir şeyi de tutarım derseniz, hani çok küçük bir şey de olur, hiç fark etmez. Çünkü topluluk burası. Lütfen bana özelden yazın, konuşalım. Hani her konuda şeye ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var.
görmediğim, bilmediğim o kadar çok şey var ki. Siz şunu yapalım deyin, okey yaparız. İlker, yani destek olabileceğimiz bir şey varsa. Pardon. İlker, sana gelmeden önce Ceren'e soruyorum. Nerede evet. Ceren? Nereden? Birleşik Krallık'mış. Güzel, bizim buradan. İlker. Efendim. Aramızdaki en karizmatik sesli insan. Teşekkür ederim, sağ olun. Herkes bunu söylüyor. O kadar kötü mü sesim? Yo. Bir şiir okusana bize. Şu an ezberimde yok. Diğer programa hazırlanıp geleyim. Upwork'la ilgili bir şiir yazarsan sevinirim. Aynen. Akrobatik olarak böyle Upwork çıkacak baştan. Olur olur. Şey mi var? Önünde mikrofon mu var? Şey, kulaklığın mikrofonu var. Ha, görüyor musun? Karanlıkta kalmış. Ben de şey yaptım. Birkaç tane şey denedim. Bir oyun şey aldım. Headset aldım. O kocaman durdu kafamda böyle. Dedim yüzüm küçücük kaldı. Hani insanlar bakarken şey olacaklar. Şöyle bir şey aldım. Tonor mikrofonu aldım. Evet. Masaüstü aldım. Biraz şey duruyor. Kalabalık duruyor ama yapacak bir şey yok artık. İnternette çok konuşuyorsak. Ama güzel geliyor. Sesin ya, gerçekten net geliyor. Sevindim, sevindim. Teşekkür ederim. Sen ne yaptın? Ne zaman açtın? Ne zaman başvurdun? Nereden aldın? Kaç paralık aldın? Tamam. Neler yaşadın? Tamamdır. Kısaca bahsedeyim. Önce kendimi tanıtayım. Toplam 10 dakikamız var. Tamam. İlker, hani ona göre konuşabilirsin. Hani rahat. Tamamdır. Frontend developer olarak çalışıyorum ben. Zaten çalıştığım firma yabancı, Belçika merkezli bir firma. O yüzden günlük olarak zaten proje yöneticileriyle İngilizce konuşuyoruz. O benim için problem olmadı. Hani platformdaki gerek Türkçe gerek yabancı kaynakları da okudum Upwork hakkında. İş yerinden bir arkadaşım tavsiye etmişti. O yapıyordu backend işi. Cem, hatta buradan da selam olsun ona. O sürekli yapıyordu zaten ara ara. Ona iş geliyordu. Bana da tavsiye etti. Kendisi backend'de, hani frontend'de çok iş oluyor, bakarsın diye. Sonra ben bir profil oluşturdum falan. Kasım'da birkaç yere başvurdum. Hiç connection'ları falan fark etmedim bu arada ben de. Cevap dönmedi yani. Hiçbir şey yoktu. Ondan sonra aradan zaman geçti. Sizin tweetle karşılaştım. Tekrar baktım. Hani insanlar benim gibi düşünen, yurt dışına iş yapmayı planlayan, dolar kazanmak isteyen insanlar etrafta var ve iş de alıyorlar. Sonra tekrar denedim ben. Profilimi güncelledim. Birkaç bilgi girdim. Profil fotoğrafı vesaire. Ondan sonra basit bir işe başvurdum. Adamın açıklaması, kendi bir live stream video uygulaması var. Onun dashboard'unu istiyor. Kaç kişi online, kaç kişi yayın yapıyor ve videoya tıkladığınızda da videoyu büyük olarak gösterecek. Single page bir uygulama. İşte ona başvurdum. Adamla konuştuk hemen. Skype'da görüştük. Ben de Skype'da görüşmeyi sevenlerdenim. Çünkü adamla görüşünce daha çok güven sağlandığını düşünüyorum sesli olarak. İsrail'den de iş. Ücret olarak o saatlik girmişti. Bunu fix price yapabilir mi istersen dedi. Bana çok zor bir uygulama gibi gelmedi. Fix olsun dedim. Ne kadar istiyorsun diye sordu. Tabii orada tıkandım, hani hiç daha önce böyle bir iş yapmadığım için. Ben 80-90 falan olur dedim. Emin misin, bak bu $150 eder falan dedi adam bana. Ondan sonra ben eminim dedim, ilk işim. Hadi bizden olsun bu. Neyse 6-7 saat falan sürdü. Ben uygulamayı geliştirdim React'ta. Bir tane API'dan videoları alıp ekranda dashboard olarak iki farklı kategoride sunuyordum adama. İş bittikten sonra da adamla sürekli iş sürecinde de sürekli görüştük. Hani şu şurada olsun, bu burada olsun, onun istediği gibi yaptım. En sonunda adam sürpriz olarak kontratı değiştirdi. $50 daha koydu. 150 yaptı yani direkt. $150 işi teslim etmiş oldum. Çok dün iyi. Akşam da ikinci işi aldım. O da o da bir firmanın web sitesi olacak Amerika'dan. Amerika'daki bir firmanın. O saatlik olarak anlaştık. Saate $35 olarak. Çok iyi. O müşterinin de bana söylediği cover letter'ını çok beğendim dedi. O yüzden hani şu an birini işe almayı düşünmüyordum ama cover letter'ını beğendiğim için seninle çalışmak istedim dedi. Bana bir ilginç olarak... Paylaşmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Bana ilginç olarak bir 8-10 saat süre verdi. Sen bir oyna bu temayla, bu platformla. Ne yaptığını görelim. Ondan sonra devam edip etmeme kararı alacağım dedi. Hani 8-10 saat garanti, sonra da 30-40 saate kadar çıkabilir bu iş. Çünkü firmanın corporate web sitesi olacak.
Böyle şimdilik iyi gidiyor. Şeyler çok Günler önemli. Onlarla uğraşacağım. O yüzden şey diyorum sürekli. Hani Almanya ve bir şekilde batısına başlamaya çalışın diye. Çünkü bir şekilde oradaki kültür biraz daha oturmuş, iş yapma kültürü. Adamlar senin saatine ve işlerine saygı duyuyorlar. Ben İsrail'den 3 kişiye çalıştım mesela. Çok memnun kalmadım. Sen iyi şey olmuş. Hani benimkiler kötüydü herhalde. Çok iyi denk Ukrayna'dan, var. Rusya'dan birer kişiyle çalıştım, birer firmayla. Hem saatlik çalışma kafası çok yok. Hem de öne toplantı olacak. AM PM karıştırıyorlar. İşte özür dileme kafası yok. Bir saat sonrasında toplantı atıyorlar falan. Ama hani biraz daha batı tarafında çalışan firmalar senin saatine rahat çalışmak istemene saygı duyuyorlar. Seni gece yarısında, tatillerde, bayramlarda dürtmüyorlar. Ekstra zaman istersen okey diyorlar. O yüzden biraz daha rahat olduğunu gördüm ben. Amerika'da benim firmaların 8 tanesinden 5 tanesi Amerika'da sanırım. Şey, hepsi şey yani birbirinden iyi. Evet evet, bu dün konuştuğum adam da çok rahattı. Hani WhatsApp'tan bana ulaşabilirsin dedi. Kendi numarasını bıraktı. Çünkü telefonu Upwork'e bakamıyorum dedi. Herhangi bir sıkıntın olursa soracağın soru, danışacağın bir şey, bana buradan ulaşabilirsin dedi. Adam teslim etti temayı ve gitti yani. Hani gerisi bana kaldı şimdilik. Çok iyi. Peki kolayında mı başvurun? Benim cover letter'ım. Yes. Ekran paylaşımını açtım. Bir saniye bakıyorum. Ya ortaya öyle bir şey atan olduysa altını dolduracak arkadaş. O yüzden cover letter'ın beğeniymiş diye hava atıyorsan açacaksın, göstereceksin, bize bakacağız. Tamam. Ya, spesifik bir işti. Ona göre bir cover letter verdim ben de. Hemen gösteriyorum. Nereden giriyor? Proposals. Ha, şey tıkla. Daha demin contract kısmından da gelebilirsin. Contract'tan mı bakıyorum? Aha. All contracts'a tıkla. Oradan üstteki şeye tıkla. Evet, bu. Tıkladıktan sonra Terms and Settings var. Oraya tıkla. Sağda View Original Proposal olması gerekiyor. Tamam. Aşağıya şey yaparsan. İlk işi göstereyim size. Olur. Ama bu yeni sekmede açıyor. Tamam. Toplam 4 dakikamız var, haberin olsun. Tamam. Bir iş için bir web sitesi istediğinden bahsediyor. Burada istediği şey CMS tipinde bir web site. HTML, JavaScript ve CSS oluşturmayı planlıyormuş. Ve Gatsby ya da ona benzer static site generator'ları kullanmak istediğini bahsediyor. Kendi temasına sahip, yani temayı satın almış. Temanın dosyalarını bana sunacağını ve o tema üzerinden yerlememi istedi. Böyle bir proposal vardı. Altında da birkaç soru sormuştu. Bunlar da benim cevaplarım. Ben direkt öyle kendimi tanıtan bir küçük bir paragraf ekliyorum hepsine. Hello sorum adam diye. İsmimi ve ne iş yaptığımı, nasıl bir firmada çalıştığımdan bahsediyorum. Ondan sonra da işiyle ilgili olduğumdan bahsediyorum. Şuradaki cümleyle. Ve genelde bunu yazarım. Eğer bana işi vermeseniz bile size bir 5 dakikada olsa konuşmak istiyorum diyorum. Çünkü dediğim gibi Skype'taki bu sesli iletişimin hani güveni artırdığını düşünüyorum. O yüzden işi vermese bile, ki daha vermeyen olmadı böyle konuştuktan sonra. Evet. Bir konuşmak iyi oluyor. 3 kere konuştum. 3'ünde de aldım. Diğeri daha bekliyor. Henüz başlamadı. Ya şimdi sesinden diyeceğim. Laf edeceğim bana. olabilir. 3 dakikamız olabilir. Var. 3 dakikamız var. Burada bir soru sormuş. Böyle bir site yapsan neyle yaparsın diye. Ben de Hugo ile ya da Next.js ile yaparım diye bahsettim. Kendim için Hugo ile tercih ederim dedim. Çünkü hani Hugo'nun biraz daha hızlı olduğuna inanıyorum. Bu static site generator olarak. Video konferanslara açık mısın diye sordu. Ben de tabii ki cevabını verdim yani burada. bir tane benden örnek bir proje istedi. Daha önce böyle yaptım. Ben de freelance olarak yine bir diş kliniğine yaptığım bir proje vardı. Onun ismini gönderdim bakabilmesi açısından. Ve kilit soru bence bu. Hani
benden ne istiyorsun bu projeyi yapmak için diyor. Çok zaman harcamama, ilerlemek istiyorum diyor. Hani beklentilerini net olarak söyle ve iki tarafta da beklentilerimiz net olsun diye bir sorusu var. Ne kadar sürer ve ne kadar tutar diye bir soru vardı. Ya ben de burada hani projeyi daha detaylı olarak dizaynı vesaire görmediğim için bu tamamen senin dizaynına bağlı diye bir cevap verdim. Ama eğer 5-10 sayfalık kısa bir proje ise bir haftada biter ve 400-500 dolar gibi bir fiyata mal olur sana diye bir cevap döndüm. Burada sana sunabileceğim dizaynın dışına çıkarsan ben CSS yeteneklerime güveniyorum. Hani onu da sana sağlarım diye bir şey ekledim. O da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Orada Böyle soruların kısa bir şey yazdım. Evet. %90'ı genelde şey oluyor, standart oluyor. Orada çünkü iş ilanı verirken seçecekleri 10-15 tane soru var. Öyle Ama buradaki soruların tamamı custom. mi? Hani kendisi gerçekten bu işe önem Evet. veriyor ve tek tek soruların hepsini Evet. yazmış. Kesmek zorundayım. Gerçekten çok güzel bir başvuru. Çok iyi paralar. Burada şey güveni çok önemli. Senin yurt dışına iş yapman, İngilizce konuşman güveni çok önemli. Buradaki herkes bu güveni sağladıktan sonra zaten şey olacak. Ekranı kapatır mısın? Ekran paylaşımı. Bu güveni kapatayım ben seni. Tamam. Olay zaten şeyde. Hepimiz çok kaliteli işler yapıyoruz ama güvende bitiyor. Yurt dışında iş yapıp dolar kazandıkça bu güven oturacak. Güven oturdukça daha yüksek şey yapmaya başlayacağız. İşler almaya başlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım. 30 saniyemiz falan var kapanması için. Bakalım bir dahaki hafta kimleri dahil edeceğiz buraya. Lütfen şey yapın. Deneyimlerinizi grupta paylaşın. Çok önemli. Eğer bildiğiniz bir soru varsa cevaplamaya çalışın. Ben yetişmeye çalışıyorum ama hani şey olmuyor. Hani birkaç kişiyle olmuyor. Hep beraber bir şekilde büyütmemiz gerekiyor burayı. Teşekkürler. Bu Biz kadar. teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar.